Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde halk arasında daha çok felç olarak bilinen inmeyi, inmenin önlenmesini ve inme tablosu geliştiğinde bir hastaya yapılması gerekenleri konuşacağız. Bu konuda stüdyomuzda Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi Direktörü Doçent Doktor Yakup Crespi var. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi ben öncelikle sizden inme ya da felcin sıklığını rica edeceğim. Kadınlarda mı daha çok, erkeklerde mi görülür? Bir de hep inme deyince hep diyoruz ki sanki yaşlılarda görülen bir problem gibi, gençlerde inme olmazmış gibi. Bu doğru mudur? Sondan başlayalım. İnme her yaşta görülebilen bir hastalık. Çünkü damarlarımızın yaşıyla kendi yaşımız arasında büyük bir fark var. Biraz sonra konuşuruz belki. Vasküler risk faktörleri, yani damar hastalığına yol açan risklerimiz ne kadar fazlaysa genç yaşta, o kadar genç yaşta inme gelişebilir. Dolayısıyla inmenin yaşı yok. Ama şu bir gerçek, genç yaşta inme geçirme sıklığıyla 60 yaşından sonra inme geçirme sıklığı arasında da büyük bir fark var. Aslında inmenin en sık görüldüğü yaşlar 60 yaşlarından sonra. Batı ülkelerinde 70-75 bu sınır. Bizim ülkemizde riskin yüksek olduğu gibi ülkelerde bu 60 yaşlarından başlıyor. Çok sık bir hastalık, biliyorsunuz, çok konuştuk bunları defalarca. 100 bin kişide 200 ile 300 arası sıklığı. Her yıl 100 bin kişilik bir topluluğun 200 veya 300'ü inme geçirir. Hesap edin siz, Türkiye'de 70-80 milyonluk bir ülkede her yıl 250 bine yakın yeni inme vakasıyla karşı karşıyayız. İstanbul'umuzda da bu 45 ile 60 bin arasında yılda. Aslında çok da yüksek bir rakam. Büyük bir halk sağlığı sorunu. Peki bir kişide inme geliştiğinde, biz daha önce program yaptığımızdan biliyorum, çoğu kişi çünkü inme deyince hani bir kişi felç olmuş yatıyor, yataktan kalkamıyor, hep böyle bir şey düşünüyor. Aslında inmenin hiç bilinmeyen, hiç inmeyi çağrıştırmayan halk arasında belirtileri de var. Sıralayabilir misiniz? Nedir inmenin belirtileri? Halk arasında beyin felci diye geçiyor. Aslında halkımız çok sağduyulu. Felç ne demek? Bir fonksiyonun bir şekilde durması, o fonksiyonu yapamamak. O zaman dil felci dediğimizde konuşma bozukluğu, his felci dediğimizde hissin kaybolması veya hareket felci dediğimizde de hareketin ortadan kalkması. Ama biz sıklıkla bir vücut yarısında güçsüzlük geliştiğinde aniden inme geçiriyor diye düşünüyoruz. Ama aslında beynin birçok fonksiyonu var. Ani konuşma bozukluğu, ani görme kaybı, ani çift görme, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi şikayetler aslında ani geliştiğinde, buradaki önemli olan şey ani gelişmesi, tersi gösterilinceye kadar inme geliştiğini gösterir bize. Çok kişi şimdi bunu şey yapamaz. Ani görme kaybı, ani çift görme. Ne kadardır bunun süresi? Yani bir kişi çift gördü. Hani bir an, bir saniye bile olsa bir inmeden kaynaklanan bir belirti olabilir mi? Bunun bir süresi var mı? Bir belirtinin hakikaten anlamlı anlamlı kabul edilebilmesi için 10-15 dakika sürmesi lazım. Aniden başlayıp bir anda kaybolması lazım. İnmeyle ilişkili olabilmesi için. İnmeyle ilişkinin ikinci yönü de hani bir şikayet değil de birkaç şikayetin birlikte olması. Mesela çift görme diyorsak bulantı, kusma, dengesizlik ve çift görme daha değerli bizim için. Felç ise böyle değil. Vücudun bir tarafında ani güç kaybı tek başına çok anlamlı. His kaybı, özellikle çok söylemiyorum bunu çünkü halk arasında bir yerim uyuştu, yüzüm uyuştu, kolum uyuştu, bu inme mi? Çok sık gelen sorular. Çok anlamlı değil. Çok hani başka bulgularla, yakınmalarla birlikte olduğunda daha anlamlı addediyoruz. Peki uyuşma neden kaynaklanır? Kimisi der ki yüzümün biraz önce dediğiniz gibi sol tarafı sürekli uyuşuyor. Kolumun şu bölgesi uyuşuyor. Neden olur bunlar? Sinir sisteminde vücudun hissi çok iyi bir şekilde organize olmuş durumda. Belirli bölgeler var ki bizim dışarıdan gelen uyaranları algılamamızı sağlıyor. Bu bölgelerde herhangi bir hasar, bu yalnızca damar hastalığı değil, beynin başka hastalıkları da olabilir. Herhangi bir hasar aniden veya yavaş yavaş his kaybına, duyu kaybına yol açabilir. Dolayısıyla bu beyin olabilir,
beyin sapı olabilir, omurilik olabilir veya omurilikten çıkan sinirlerin hastalığında olabilir. Dolayısıyla his kaybı birçok rahatsızlıkta tek başına görebileceğimiz bir durum. İnme açısından anlamlı olabilmesi için bazı şeylerin daha olması lazım. Risk faktörlerini konuşalım. Özellikle hipertansiyon da Türkiye'de önemli bir problem tüm dünyada. Hipertansiyon ve kalp hastalarında, diyabetlilerde ya da inme riski diğer sağlıklı insanlara göre daha mı fazladır? Çok daha fazla. Evet. Neredeyse inmenin en önemli risk faktörü hipertansiyondur diyebiliriz. Hipertansiyon kendiliğinden inmeye yol açmıyor tabii. Hipertansiyon damarı, damarın cidarını bozarak, kalbe hasar vererek, kalpte geç yaşta bir takım sorunlara yol açarak toplamda inme riskini arttırıyor ama gerçekten hipertansiyon inmenin en önemli risk faktörü. Peki inmede diğer risk faktörleri nedir? Hipertansiyonu saydınız. Hani diyabet bir risk midir? Başka neler vardır risk faktörü? Karotis damarlarında mesela şah damarı, halk evet. arasındaki adıyla evet. boyun evet. damarlarındaki bir tıkanma da inmeye yol açabilir mi? Açabilir. Hipertansiyondan sonra sigara en önemli inme risk faktörü. Özellikle de genç yaşlarda inme gelişmesinin en önemli nedeni. Ondan sonra diyabet. Diyabetin yalnızca hani bilinen bir diyabet olmasına gerek yok. Diyabetin erken dönemi, metabolik sendrom dediğimiz dönemi de inmenin en önemli risk faktörlerinden biri. O dönemi karakterize eden şey ne? Kilo fazlalığı ve hantal yaşam diyorum ben ona. Hareketsiz yaşam diyorum. O çok önemli bir risk faktörü. Yakın zamanda yüksek kolesterolün de risk faktörü olduğunu gördük. Bunlar dışında bazı hastalıklar dediğiniz gibi şah damarındaki darlıklar veya kalpteki ritim bozuklukları, atriyal fibrilasyon dediğimiz inmenin hatırı sayılır önde gelen risk faktörleri. Şimdi geçtiğimiz aylarda güncel bir konu vardı. Kolesterol ilaçlarının evet. kullanılmaması, yan etkiler de yapabileceği. Ama siz dediniz ki geçtiğimiz günlerde kongrelerde yüksek kolesterolün de inme açısından bir risk olduğu belirlendi. Sizin hastalarınıza yaklaşımınız ne oluyor yüksek kolesterolü varsa? Biz tabii inme geçirdikten sonra görüyoruz hastaları. Yani nörolog olarak inme geçirmeden önce çok az görüyoruz hastalarımızı. İnme geçirdikten sonra bu inmenin tekrarlama riski çok yüksek. Dolayısıyla koruyabilmek için bazı silahlarımız var. Bunlardan bir tanesi de bilimsel araştırmalarla gösterilmiş olan kolesterol düzeyinin düşürülmesi. Bana göre, benim gibi düşünen birçok insana göre kolesterol düzeyi ilaçla düşürülmeli. Çünkü hani diyetle, rejimle bir beslenme hijyeni sağlayarak kolesterolümüzün %25-30'unu maksimum düşürebiliyoruz. Hastalarımızın büyük çoğunluğunda kolesterolün düşmesi gereken değer bunun çok üstünde. Mutlaka ilaçlardan faydalanmak gerekiyor diye düşünüyorum. İnmenin önemi nedir? Şimdi çok risk faktörleri var ve inme hem hayatı hem de yaşamı tehdit ettiği gibi yaşam kalitesini de etkiliyor değil mi? Tabii. İnme baktığımızda aslında dünyada birinci sakatlık nedeni. Her ülkeden ülkeye bunun sıralaması değişebilir. Mesela bizim ülkemizdeki istatistikler üçüncü sakatlık nedeni, özürlülük nedeni olduğunu gösteriyor ama global dünyada birinci özürlülük nedeni. Dolayısıyla hayat kalitesini bir anda bozan bir hastalık. Ama yalnızca bu değil, ani ölüme de veyahut da inme geçirdikten sonra da komplikasyonlar aracılığıyla da ölümü olasılığını arttıran bir hastalık. Ülkemizde ikinci ölüm nedeni inme. Şimdi inme tedavisinde saatler çok önemli. Günümüzde ne kadarlık sürede inme belirtisi ortaya çıktıktan itibaren bir hastanın sağlık kuruluşuna götürülmesi ve tedaviye başlanması önem arz ediyor? Benim gibi düşünenler ilk 12 saatte hastanın mutlaka bir bu konuda tedavi verebilecek bir sağlık kurumuna ulaşması gerektiğini düşünüyor. Ama bilimsel çalışmaları göz önüne aldığımızda altın saat ilk 4,5 saat. İlk 4,5 saatte mutlaka evde vakit geçirmeden, başka bir tedavi veremeyecek bir sağlık kurumunda vakit geçirmeden hastanın uygun bir sağlık kurumuna transferi gerekli. Ama geçen belki toplantımızda da konuşmuştuk. 4,5 ile 6 saat arasında da artık günümüzde uygun seçilmiş hastalara toplar damar yoluyla
kıhtı eritici tedavinin verilebileceğini biliyoruz. Yine güzel bir haber. 8 saate kadar yeni bir takım pıhtı parçalayıcı mekanik araçlarla, ki bunlar anjiyografik yöntemlerle uygulanan tedaviler, damarı açabiliyoruz ve hastanın ölüm ve sakatlık riskini azaltabiliyoruz. Şimdi bu tedavilere geleceğim. Hı. Ancak şunu da sizden öğrenmek istiyorum. İnmenin tipleri de var herhalde. Bir tıkayıcı tipte inme var, bir de kanayıcı tipte inme var. Değil mi? Evet. Yani şimdi bunda tedaviye yaklaşım herhalde inmenin neden kaynaklandığına göre değişiyor değil mi? Baştan beri inme derken hep tıkanmayı sanki konuşuyormuşuz gibi. Aslında bu bir anlamda doğru. Çünkü her 10 inme geçiren hastanın 8'i beynin damarının tıkandığı hastalar. Geri kalan 2 tanesi de beyin kanaması olan hastalar. Beyin kanamalarının da değişik nedenleri var. Tabii ki kanamalarda tedavi, kanamanın, kanayan bölgenin içinde biriken kanın boşaltılması daha tam olarak yararı gösterilmiş bir tedavi şekli değil. Diğer büyük grupta da tıkanan beyin damarının hızlıca söylediğimiz saatler içerisinde açılması. Peki şimdi pıhtı eritici ilaçları söylediniz. Bir de bu yeni tedaviler var. Biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Yeni tedaviler ilk 6 saat içinde uygulama imkanı olan tedaviler. Tabii. Her tedaviyi bu bahsettiğimiz ilk 6-8 saatte uygulayabiliriz. Damar yoluyla yaptığımız pıhtı eritici ilaçları maksimum 6 saate kadar uzatabiliyoruz. Günümüzdeki bilimsel veriler böyle. Ama onu biraz geçtiğimizde 8 saate kadar anjiyografik yolla, biraz önce bahsettiğim özel kateterlerle, özel araçlarla tıkalı da damara ulaşmak ve bu damardaki pıhtıyı oradan uzaklaştırabilmek mümkün. Damar yoluyla verilen ilaçlara baktığımızda bunun etkisi %20. Yani 100 tıkalı damarın 20'sini açabiliyor. Eğer bu ilacı anjiyografik yolla tıkalı damara verirsek bu 100 tıkalı damarın 60'ını açmak anlamına gelir. Eğer günümüzdeki o kateter özel araçlarla açmaya çalışırsak damarı %95 oranında bir damar açıklığı sağlayabiliriz. Şunu sormak istiyorum. Bir hasta geldi. Tıkayıcı tipte bir inmesi var. Hangi damarın, vücudunun tıkanmanın nerede olduğunu ve hangi damar olduğunu herhalde öncelikle bulmanız gerekiyor. Doğru. Özellikle anjiyografik yöntem için. Bunu nasıl saptıyorsunuz şöyle, peki? Hasta geldiğinde hastanın belirtileri, şikayetleri bize beynin hangi bölümünde bir hasar olduğunu ve orayı besleyen damar hakkında bize net bir bilgi verir. Ondan sonra beyin tomografisi veya beyin MR'ı çektiğimizde hasarı görürüz. Beyin MR anjiyografi veya bilgisayarlı tomografik anjiyografi dediğimiz incelemeleri yaparsak da hemen anjiyografiye, yani kasıktan yapılan ilaçlı anjiyografiye ihtiyaç olmadan hangi damarın tıkalı olduğunu görebiliriz ve bir hazırlık yapabiliriz. Ama ardından bu damarın ne ölçüde ne oranda tıkalı olduğunu gösterecek bir tedavi olanağımız varsa tabii ki anjiyografiye başvurur, o damara ulaşır ve o damarı açmaya çalışıyoruz. Peki biraz da son 2,5 dakika içindeyiz. Anjiyografiyi konuşalım. Bu çünkü daha yeni olan bir yöntem. Nörologlar mı yapıyor bunu? Kardiyologlar mı yapıyor? Beyin cerrahları mı yapıyor? Çünkü beyinle ilgili. Tabii. Temelde kim doğru yapabiliyorsa, kim iyi yapabiliyorsa. Bir de girişimsel radyologlar var. Bunu yapması lazım. Ülkemizde çoğunlukla anjiyografik tedaviler, radyologların yaptığı tedaviler, hatta nöroradyologların yaptığı tedaviler ama takdir edersiniz bütün dünyada bir şu anda bir devinim var. Çünkü bu hastalar acil hastaneye başvuran akut hastalar. Dolayısıyla aynen kardiyologlar gibi günümüzde birçok ülkede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve de çok şanslıyız ülkemizde nörologlar da bu tedavileri yapmaya soyunmuş durumdalar. Biz ülke olarak çok şanslıyız çünkü Avrupa'da bu tip tedavileri yapan en çok merkeze sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Çok merkez derken çok merkezden bahsetmiyorum. 4-5 tane merkez var Türkiye'nin değişik şehirlerine yayılmış olan. Ama hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde nörologlar eliyle bu akut hastalara
tedavi verebilecek merkezlerin çoğalması. Şimdi artık sizle ilgili bölümü ve Medikal'in bugünkü yayınını kapatacağım. Ancak ekran başında bizi izleyen kişilere biraz önce programın başında saydığınız ben belirtileri bir daha anımsatmanızı rica edeceğim. Çünkü bu tür sağlık programlarında halkın bilinçlenmesi çok önemli. İnme gibi çok önemli hayat kayıplarına neden olan, felçlere neden olan bir hastalıktan ancak zamanında hastaneye başvurarak bir ölçüde tedaviye ulaşmak mümkün. Nelere dikkat etmeliler? Ne zaman hastaneye başvurmalı kişiler? Her şey normalken bir anda vücudun bir tarafında felç, bir konuşma bozukluğu, bir anlama bozukluğu, bir görme şikayetinin ortaya çıkması veya baş dönmesi, çift görme, bulantı, kusma, dengesizlik gibi şikayetler ortaya çıktığında ne yapıp yapıp erkenden mümkünse ilk 4,5 saatte tedavi uygulanabilecek bir sağlık merkezine ulaşın. Evde vakit kaybetmeyin, aspirin vermeyin, hastanın kan basıncını düşürmeyin, başından aşağı su dökmeyin, geçer diye beklemeyin, bir ambulans çağırın veya çağıramıyorsanız kendi aracınıza ve bir taksiye hastayı yerleştirip doğruca hastaneye gelin ki bu tedaviler verilebilsin ve sakatlık riski ortadan kaldırılabilsin. Ben çok teşekkür ederim Medikal'e katıldığınız için. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi Direktörü Doçent Doktor Yakup Crespi özellikle inme açısından risk faktörlerine dikkat çekti ve inmeye ait biraz önce sıraladığı çift görmeden his kaybına kadar bir takım bulgular olduğunda en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna özellikle başvurulmasını öneriyor. Ve çok önemli hayat kurtaran, felci önleyecek önemli öneriler bunlar. Yarın gene A Haber'in sağlık programı Medikal'de sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hem sevdiklerinize hem de size hoşça kalın.